Endemik seyirli olup geyiklerden orijin almaktadır. Diğer ruminantlarda da görülür. Reovirid ailesinden Orbi virüs genusunda yer alır. Mavi dil virüsüne benzerdir. 10 serotipi vardır. Epizootik hemorajik disease virüs 1 ve 2 daha çok yaygındır ve geyiklerde salgın yapabilir. Sığırlarda hafif seyirli enfeksiyon oluşturur. Eğer destek tedavisi yapılırsa iyileşirler. Mortal ise %0 ila 30 arasındadır. Enfeksiyondan koyun, keçi, antilop ve sığırlar etkilenir. İbaraki serotipi Japonya ve Kore sığırlarında öldürücü olabilmektedir. Daha çok yazın sonlarında ve sonbaharın başlarında görülür. Özellikle Culicoides ve bazı sivrisineklerle bulaşır. Hayvandan hayvana bulaşmaz. İnfekte doku, şırınga veya diğer kan yolu ile bulaşma olur. İnkübasyon periyodu 5 ila 10 gündür. 2 ay süreyle virüs saçılabilir. 3 günlük formu vardır. Perokut formda ateş, iştahsızlık, solunum bozukluğu, dil ve göz kapaklarında şişme, 8 ila 36 saatte ani ölüm gerçekleşir. Akut formda aşırı hemorajiler, salivasyon, nazal akıntı, mukozal ülserler ve yüksek ölüm riski oluşur. Kronik formda ise topallık, mukozal ülserler ve aşırı zayıflama sonucunda iyileşme görülür. Lezyonlara baktığımızda akut dönemde rumende konjesyonlar, perakut dönemde akciğerde sıvı ve hemorajiler, dilde ülserler ve kronik dönemde tırnak hattında soyulmalar görülür. Laboratuvar tanı için virüs izolasyonu PCR yapılmalıdır. Biyogüvenlik uygulanmalıdır. Aşısı yoktur ve insanlara bulaşmaz.